Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet Han huzurundayız. Coşkun Yılmaz hocamla beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Fatih Sultan Mehmet Dar-ı Bekâ'ya irtihal ederken nerede, nasıl irtihal etti, nasıl bir naaş hazırlıkları yapıldı ve bugün burada bulunduğu yere giriş hikayesi nasıldı? Fatih Sultan Mehmet'in vefatı onun yaşadığı hayata ve onun şanına çok yaraşır bir şekilde gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet'in temel vasıflarından bir tanesi sırrını kimseye vermemesidir. Hatta meşhur rivayettir, derler ki yani şu sakalımın, kılının zihnimden geçenden haberi olacağını bilsem onu bile kesip atarım derler. Tabii bu son seferin nereye olduğu tartışmasında beraberinde getiriyor. İstanbul'dan yola çıkıyor 1481'de ve Üsküdar'a geçiyor. Hastadır at sırtında bazen taşınarak. Oradan Gebze'ye varıyor. Hünkar Çayırı denilen yerde ordu konaklıyor. Çünkü hastalığı çok ilerliyor, şiddetleniyor. Burada tabii ben hep şunu merak ediyorum. Nasıl bir haleti ruhiyedir ki o ağrıyla, o sızıyla, o sancıyla savaşa çıkıyor ordunun başında. O savaş dediğimiz bugün bir günlük, üç günlük, beş günlük, aylarca süren seferler. Ama serde gazilik var at hocam. At sırtında. İşte bu hadise Fatih'in karakterini ve idealini tasvir açısından son derece önemli. Nitekim onun torunu Kanuni Sultan Süleyman da Zigetvar'da yine hastalıklı bir şekilde yola çıkıyor ve orada vefat ediyor. Hünkar Çayırı'nda bir süre tedavisi devam ediyor ama vefat ediyor. Vefat şekli çok tartışmalı. Zehirlendiğini iddia edenler var. Eceliyle vefat ettiğini söyleyenler var. Yakup isimli Yahudilikten dönme başhekimini zehirlediğini iddia edenler var. Yani farklı rivayetler var. Zehirletildiği iddiaları var. Sonuç itibariyle bugün de bu tartışmalar hala devam ediyor. Bazı tarihçilerimiz zehirlenmediğini, bazıları meşkuk yani durumun şüpheli olduğunu ifade ediliyor. Fatih vefat edince tabii burada asıl maharet kendisini gösteriyor. Çünkü vefatının duyulmaması lazım. İki tane oğlu vardır. Şehzade Cem ve Şehzade Beyazıt. Bunlara haberciler gönderiliyor. Ordu oyalanmaya çalışılıyor. İstanbul'a hangisi erken gelirse o tahta geçecektir. Şehzade Cem babasına çok benziyor. Karakter olarak, mizaç olarak, atılganlık olarak. Şehzade Beyazıt ise dedesine, Sultan II. Murad'a daha çok benziyor. Daha durağan, daha sakin bir isim. Neticede ikisine de giden habercileri yolda özellikle Şehzade Cem'e giden haberciler yakalanıyor ve öldürülüyor. Yeniçeri durumdan haberdar oluyor. Vefatı erken duyuluyor. Karışıklıklar çıkıyor. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut İstanbul'da olduğu için tahta oturtuluyor. Babası adına ona beyat ediliyor. Cem'in haberi geç oluyor. Tabii ondan sonra biliyorsunuz Cem ve Sultan Beyazıt savaşlarının onun nelere mal olduğunu. Sultan II. Beyazıt İstanbul'a geliyor ve tahta oturuyor. 22 Mayıs Salı günü Fatih Sultan Mehmet defnediliyor. Defin ve cenaze merasimi ile ilgili ayrıntılı bilgilere vakıfız. Bir defa Sultan Beyazıt şehre girerken bir matem ifadesi olarak siyah elbiseler içerisinde giriniyor. Başında siyah sarık, üzerinde siyah kaftan da şehre giriyor. Tahtta oturuyor, beyat alınıyor ve sonra cenaze merasimi başlıyor. Cenaze namazını bugün Fatih'te bir semte adını veren Şeyh Ebul Vefa'nın kıldırdığını biliyoruz. Adına yapılmış cami de var, türbesi de var biliyorsunuz Süleymaniye Camii'ne yakın. İlginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir defa padişahın atının kuyrukları kesilmiş, gözlerine tuz sürülmüş, atların gözlerinden yaşlar akıyor. Oku, yayı, silahı, kılıcı, kaftanı padişahın sandukasının üzerine konuluyor. Ve padişah tabut omuzlarda Ayasofya'dan buraya doğru bir yürüyüş başlıyor. Yine Fatih'in cenazesine eşlik eden kalabalık da imparatorluğun birikimini yansıtıyor. Müslümanlar kendi kıyafetleriyle,
İşte Hristiyanlar o ayin mumlarıyla ve İncilleriyle, Yahudiler kendi kutsal kitapları, Tevratlar ve kendi cenaze örf ve adetleriyle tabuta eşlik ediyorlar yürüyüşe. Müslümanlar da özellikle tarikatlar kendi sancaklara, alemleri ve kıyafetlerle eşlik ediyor. Hakikaten çok olağanüstü bir manzara ve geliyor burada kendi yaptırdığı külliye biliyorsunuz Fatih Hazretleri zaten buraya defnediliyor. Esas itibariyle Fatih'in vefatı aslında Osmanlı tarihinde parlak bir devrinde bir süre daha sükuta uğraması gibidir. Özellikle Şehzade Cem ve Şehzade Beyazıt arasındaki savaşlar imparatorluğa çok pahalıya patlamıştır. Sanki Fatih'in bir yükseliş dönemi, ikinci Beyazıt devri ise büyük bir çöküş dönemi gibi sunulması da tarihen doğru değil. Evet, bir yerde büyük bir hareketlilik var. Diğer tarafta ise bir sükunet ama yerleşme var. Taşların yerine oturulması var. Elbette Fatih ile Sultan II. Beyazıt'ı kıyaslıyor değiliz. Aynı terazinin kefelerine koyuyor değiliz. Şimdi burada ilginç bir hususun da altını çizmek isterim. Fatih Sultan Mehmet aslında uyguladığı politikalarla toplumda büyük bir sıkıntının, zorluğun da müsebbibi olarak görülüyor. Yani onun merkezi yönetim anlayışı, vakıflara müdahalesi, topluluklara müdahalesi. Şimdi ne diyoruz? 30'dan fazla sefer düzenlemiş. Bunun gerektirdiği vergi yükü, savaş zorluğu vesaire artık millet yorulmuş. Padişah yorulmuyor ama millet yoruluyor. Dolayısıyla tepki onun vefatından sonra Şehzade Cem yerine Sultan II. Beyazıt'ın tercih edilmesi sonucunu doğuruyor. İlginçtir. Sultan II. Beyazıt'ı da çok durağan bulan ordu ve Yeniçeriler o cevval kişiliğinden dolayı bu sefer Yavuz Sultan Selim'e meyledecek ve onun tahta geçmesini sağlayacaktır. Toplumun bir nabzı aslında bir yerde siyasi hükümranlıklar da kendini göstermiş oluyor. Şüphesiz. Ulemanın, vüzeranın aslında biraz da vükelanın belki. Şu bir gerçek, ben Fatih'in de hayatında, Yavuz'un da hayatında onu görüyorum. Aslında milletler bir bütün olarak çok zora gelmek istemiyor. Herkes rahat etmek istiyor. Dolayısıyla Fatih döneminde Fatih'e algısı günümüzdeki gibi olmadığını düşünüyorum. Kaynaklara baktığımız zaman bunun yansımalarını görüyoruz. Eğer Fatih'i o dönemin toplumu tam anlamış olsaydı, devlet ricali tam anlamış olsaydı, askerleri tam anlamış olsaydı, Şehzade Cem'e yönelmeleri gerekirdi diye tarihçilerin yorumları var, görüşleri var. Ama zaten büyük insanlar, büyük liderler hep böyledirler. Onlar böyle bir topluma rağmen, böyle bir toplumu yöneterek ve onlara hükmederek bir hedefe odaklanarak sonuç alıyorlar. Bizim bugün geri dönüp baktığımızda her ne kadar Fatih 1481'de vefat etmiş olsa da çok canlı bir Fatih portresiyle de karşı karşıya kaldığımızın altını çizmemiz gerekiyor. Onun için Zafer Bey, ben hep söylüyoruz yine sevgili Erhan Afyoncu ile bir yazımızın da başlığı haline geldik. Yaşayan Fatih. Fatih yaşayan bir sima. Bugün yüzlerce, binlerce çocuk Fatih ismini alıyor. Pek çok üniversiteye, pek çok camiye, pek çok semte Fatih ismi veriliyor. Ve Fatih'ten günümüze intikal eden onlarca, yüzlerce eser milletimizin hayatta varlığını devam ediyor. Yani Fatih gibi şahsiyetler her ne kadar fiziken bu dünyada çekilseler bile hayatımızda var olmaya ve hayatımıza yön vermeye devam ediyorlar. Bugün bile Fatih Sultan Mehmet gerek stratejisiyle, gerek ilmiyle, fikri düşüncesiyle, şahsiyetiyle, karakteriyle, yaptıklarıyla ve bütün kişiliğiyle hayatımıza yön vermeye, stratejimize, fikriyatımıza yol göstermeye devam ediyor ve belirleyici bir rol oynadığı muhakkak diye düşünüyor. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle içinde bulunduğumuz bu atmosferi de birazcık seyircilerle paylaşmış olalım.
Fatih Sultan Mehmet'in türbesinden bahsedelim isterseniz. Nasıl bir türbe ve burası hakikaten diğerlerin aslında bir rol modeli olan, ilk başlangıç olarak belki Osmanlı'daki İstanbul, hani Selatin türbeleri içerisindeki nüvenin atıldığı ve neşvineva ettiği noktalardan şimdi biri. Şimdi Osmanlı Selatin türbeleri arasından burayı örnek türbe olarak gösteremeyiz. Bir defa Mimar Sinan'ın türbeleri var. Mimari açıdan gelişmişlik arasından örnek bir türbe. İlk türbe örnekleri ise Osmanlı Selatin türbeleri arasında Bursa'daki Osmanlı sultanlarının Bursa'daki Osmanlı sultanlarının türbeleridir. İşte Çelebi Mehmet'in türbesidir. Efendim ikinci Murat'ın, birinci Murat'ın, Yıldırım Beyazıt'ın, Orhan Gazi'nin ve benzeri Osman Gazi'nin türbeleridir. Burası ise İstanbul'da ilk sultan türbesi olması itibariyle önemlidir. Ama İstanbul'daki ilk türbede bildiğiniz gibi yine İstanbul'un fethinden hemen sonra yaptırılan Eyüp Sultan türbesidir. Belki onu müstakil bir programda da bölümde de ele alırız. Hatta almamız gerekir türbe kültürü açısından. Buranın ne zaman yaptırıldığını tam bilmiyoruz. Yani sağlığında mı yaptırıldı, vefatından sonra mı yaptırıldı? Bu tartışmalı bir konu ama ilk sultan türbesi olduğu muhakkak. Bu içinde bulunduğumuz bina ile ilgili ana bilgimiz 1766 Büyük İstanbul depreminde Fatih Külliyesi camisi ve türbe büyük hasar görüyor. Ve çok geniş bir tamirat ve yeniden yaptırılıyor. 1782 Cibali yangını var. Çok hızlı geçelim. O yangında büyük bir yine tahribat geçiriyor. Ve bir sonraki bölümde Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi, değerli hattatlarımızın, hat tarihi hocalarımızın, Ali Rıza Özcan'la da zaten bunları ayrıntılı olarak konuşacağız. Şu karşıda gördüğümüz Vel Hallakul Baki Külle Nefsün Zayikatül Mevt yazısının altında da Sultan 1. Abdülhamid'in tamiratı ve tadilatı gösteriyor. Burada 3. büyük tamiratı biz şeyde görüyoruz. Sultan Abdülaziz devrinde yapılıyor. 1952 Erlüş'te bir tamirat var. Kapatıldıktan sonra tekrar açılışın hikayesi. Belki ilerleyen bölümde Fatih'in türbesinin kapatıldığını ve açıldığını da konuşuruz. Evet. Konuşmamız da gerekir diye düşünüyorum. Tadilatlar devam ediyor. En son tadilat burada 2018'de tamamlandı. Çok köklü bir tadilat oldu. Zaten türbeye baktığımızda bu tadilat esnasında tabii Sultan II. Abdülhamid'in de bir tadilatı var. Bu Sanduka, Puşide ve benzerleri onları da ilerleyen bölümde Türbeler Müzesi Müdürlüğü uzmanlarımızdan Ebu Zer Bey bize anlatacak ama buraya geldiğimiz zaman restorasyon uzmanları bilirler. Boyalar yenilenmiştir ama 2-3 kat restorasyon göreceklerdir tavana baktıkları zaman dönem izler olarak. O 1766 3. Mustafa dönemine kadar uzanan bir hikayesi vardır buranın. Sonra 1. Abdülhamid devrinin izleri vardır. Abdülaziz devrinin, kısmen Abdülhamid'in bir tamiratı vardır ve 2018'de son büyük tadilattır. 30 Mayıs 2018'de buranın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yaptık. Çok şükür ben ona da şahitlik ettim. Sultan II. Abdülhamid deyince bir hususun da altını çizmek isterim. Dikkat ederseniz Fatih Türbesi'nde sadece Fatih'in sandukası var. Başka kimse yok. Birinci Ahmet'e bakın, efendim 3. Mustafa Türbesi'ne bakın, 2. Mahmut Türbesi'ne bakın. Yani diğer türbelere baktığınızda Kanuni'nin türbesi mesela. Kanuni'nin türbesine bakın. Başka padişahlar ve hanedan mensupları var. 3 türbede sadece padişah metfundur. Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim. 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim türbeleri daha küçüktür buraya göre. Buraya ise bilerek kimse defnedilmemiştir. Hatta Sultan II. Abdülhamid'in burayla ilgili çok köklü bir hatırası da bir menakıb olarak anlatılır. Evet. Ama kendisinin arzusu da buraya defnedilmektir. Bunu çok arzu etmesine rağmen İttihat ve Terakki yönetimi Sultan II. Abdülhamid'in buraya defnini uygun görmemişlerdir. Çünkü Fatih'in müstakilliği ve şahsına duyulan saygının da bir gereği olarak buraya defnedilmek ayrıca ona ayrı bir seviye, ayrı bir üst mertebe izafesi anlamına da geliyor. Ve padişah Fatih Sultan Mehmet o günden bugüne büyük mekana rağmen tek padişah olarak bu türbede metfun bir şekilde devam ediyor. Tabii türbeyle ilgili başka hadiseler de var. 1925'te türbelerin kapatılması var.
Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de buna dair tekrar açılması var. Fatih Sultan Mehmet'in naaşı hakikaten gördüğümüz bu sandukanın altında mı değil mi gibi evet, tartışmalar da var. Ama onlar isterseniz bir sonraki bölümde konuşalım. Ama bundan sonraki bölümde eğer siz de o gün görürseniz Ali Rıza Özcan hocamız da biraz daha türbeyi, hatları, mana ve mahiyetini konuşalım derim. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde Ali Rıza hocamızla ve Ebuzer Bey ile inşallah buranın biraz daha detaylı olarak hatlarını ve üzerindeki sandukanın detaylarını inşallah konuşacağız. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere.